Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video ile beraberim sizlerle. Bu videonun konusu Bitcoin, kripto paralar ve şu son olaylar ve benim konu hakkındaki fikirlerim. Şimdi arkadaşlar, bir, ben bu blockchain ve kripto paralar ile ilgili 3 tane video çektim. Bu videolar temel anlamda size bir şeyleri anlatmak içindi. Eğer o videoları seyretmediyseniz seyretmenizi dilerim. Daha iyi aklınıza ve kafanıza oturacaktır. Bu video çünkü son fiyat hareketleriyle ilgili ve bundan sonra ne olabileceği ile ilgili. Dolayısıyla o videoları izleyip en azından bir temel edinip ondan sonra bu videoya gelmeniz iyi olur. Ben videonun altında o videolara, o 3 tane videoya link bırakıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar, Bitcoin, yani savunanlar çok ateşli, karşı çıkanlar da ateşli. Ateşli bir konu. Anlayabiliyorum. Çünkü yeni bir teknoloji, çünkü dünyadaki bir takım sistemleri değişmeye aday bir teknoloji ve o teknolojinin yan ürünleri olarak da kripto paralar karşımıza çıkıyor. Bu olayı kullanarak zengin olan insanlar var, mal varlığını kaybetmiş olan insanlar var, arada derede olan insanlar da var. Şimdi öncelikle şunu bir söylemem lazım. Blockchain ile ilgili fikrimi az buçuk biliyorsunuz. Ben blockchain teknolojisinin gerçekten devrim niteliğinde bir teknoloji olduğunu, dünyayı değiştiren teknolojilerden biri olacağını, 21. yüzyıla damga vuran teknolojilerden biri olacağını daha önce söyledim. Ve bu fikirdeyim, bu fikrim değişmemiş durumda. Aynı zamanda kripto paralar ile ilgili de konuştum. Ve ne dedim? Hem efendim doldurduğum videolarda, hem attığım tweetlerde veya çıktığım yayınlarda söylediğim şey şu idi. 10.000'e yakın kripto para birimi var arkadaşlar. Bence 10.000'e yakın bu kripto para biriminin %90'ı batabilir dedim. Şimdi tabii yani 10.000'e yakının %90'ı batar deyince çok ürkenler ve buna tepki gösterenler de oldu. Arkadaşlar hala yani 10.000'in %90'ı batsa bile geriye bir tane coin kalıyor. Ki bunu ben bir yuvarlak rakam olarak söyledim. Bunu söylememin nedeni şu. Bu 10.000 tane kripto para içerisinde aralarında dolandırıcılık olanlar var. Aralarında yanlış zamanda yapılan projeler var. Aralarında eksik yapılan projeler var. Aralarında efendim bir şeyin rast gitmeyeceği projeler var. Gibi gibi gibi. Bunlar batacak. Dolayısıyla birçok insanın da canı yanacak. Ancak belli başlı bazı kripto para birimleri çok iyi performans gösterebilir dedim. Bunu da söyledim. Bunu zaten uzun zamandır söylüyorum. Bunları tespit edebilmek için çok ciddi araştırma yapmanız gerektiğini de ilettim ve nasıl yapılacağını da o videolarımda anlattım. Şimdi bunu söylememin nedeni bu videoda söyleyeceklerimi yanlış anlamayın diye. Demek ki görüşüm neymiş Özgür Demirtaş olarak? Blockchain teknolojisi çok önemli bir teknolojidir. Kripto paralar çok oynaktır. Çoğu batabacaktır. Ama bunların bir kısmı ciddi şekilde yukarı çıkabilir. Bakın, sene 2021, benim bu dediklerimi şu anda duyuyorsunuz değil mi? Gidin 2017'ye, 2017'de bir konferansa katılmışım örneğin. Aynen bu cümleleri aynı şekilde söylemişim. Ki daha böyle Bitcoin bu seviyelerde değil. Efendim toplam piyasa değeri böyle 1.7 trilyon dolar değil vesaire vesaire. Orada size hızlıca bir hatırlatayım istiyorsanız, sonra devam edelim videoya. Buyurun, yıllar yıllar önce ne demişim? Şimdi sürem azalıyor, onun için hız... Güzel. Daha net açıklanamazdım. Peki Bitcoin bitiyor mu? Milli para bitecek mi? Dünya? Şimdi bu soru bana çok geliyor. Şimdi daha fazla zamanımızda daha değişik konulardan da konuşuruz bu blockchain ile alakalı olarak, ama şunu söyleyeyim size. Efendim bakın, blockchain ayrı bir olay, dijital para birimleri ayrı bir olay ama birbiriyle bağlantılı. Son bir yıl içerisinde inanılmaz açıklamalar geliyor. Bir, JP Morgan'ın başkanı Jamie Dimon, ki kendisi son derece yetenekli ve son derece zeki bir insandır. Bu Bitcoin dolandırıcılıktır diyor. Ve diyor, bunu yapanı diyor, eğer benim bir çalışanım varsa işten atarım diyor. Ondan sonra Nobel ödüllü ekonomist çıkıyor, diyor ki ben bu olayı anlamadım diyor, bu olay yasaklansın diyor. Şimdi eğer her Nobel ödüllü ekonomistin anlamadığı şeyi yasaklamaya kalkarsak inanılmaz yani. Sanattan da anlamaz ekonomi Nobel'li biri diyelim ki, o zaman sanatı da mı yasaklayacağız? Aynı zamanda yolsuzluk yapılabilir deniyor Bitcoin'e. Olabilir, doğrudur, ama şu ana kadar yapılan yolsuzluklar var mı? Var. Peki bu yolsuzluklar neyle yapılıyor? Dolarla, yenle, poundla, euroyla yapılmıyor mu efendim? Şimdi kağıt paralarla yolsuzluk yapılıyor diye onları da yasaklayalım. Kredi kartıyla yolsuzluk yapılıyor diye onları da yasaklayalım. Yasaklayalım. Şimdi bu çok cheap, ucuz bir argüman bence. Blockchain teknolojisi durdurulamaz.
blockchain teknolojisi niye durdurulamaz peki? Şundan ötürü. Çok hızlı. Devlet niye vardır efendim? Devlet niye var? Sorayım ben. Hepiniz kendinize sorun. Devlet ne demek? Dünyada devletler niye var? Vallahi devletin iki tane görevi var. Bir, iç ve dış güvenlik. İki, authentication. Authenticate etmek zorunda birbirimizle olan işlerimizi. Ben size araba satacağım, siz bana bir şey satacaksınız. Ben size ev satacağım vesaire, tapu müdürlüğüne gideceğiz. Ben size araba satacağım, notere gideceğiz. Devlet teşkilatları authenticate edecek yapmak istediğimiz şeyi. Ben bankadan size para göndereceğim, bankaya gideceğiz. Ben nüfus cüzdanımı göstereceğim, IBAN numaram bu diyeceğim. 70 lirayı Ahu Hanım'a göndermek istiyorum diyeceğim. Bir, bakacaklar, Özgür Özgür mü? IBAN numarası doğru mu? Ahu Hanım Ahu Hanım mı? IBAN numarası doğru mu? Özgür'ün 70 lirası var mı gönderecek? Var. Bunun üzerine banka benden 2 lira, sizden 2 lira çekecek ve işlemi yapacak. Niye bu 2 lirayı çekecek peki? Authentication olduğu için. Devletlerin görevi authenticate etmektir. Ama guess what? Blockchain devletin bu görevini elinden almaya talip. Hem de sıfır hatayla. Devletler buna karşı mücadele edecekler, direnecekler. Daha çok olaylar olacak. Ama 1500'e yakın para birimi var. Bunların çoğu batabilir. Dolandırıcılık da var bunların arasında. Ama bazıları batmayacak. Gümbür gümbür çıkacak. İyi miyiz? 2018'e iyi giriyor muyuz? Son bir cümle. Hadi 3 saniye. Ah! Eyvah! Eh! Bir de bir tane daha bir şey var. Onu da bir izleyelim lütfen. Bir bankanın bazı görevleri vardır. Nedir bu görevler? Parası fazla olan insanlardan, tasarruf etmek isteyen insanlardan para toplar. Onlara bir faiz verir. Paraya ihtiyacı olan insanlara da kredi verir ve bunun karşılığında bir komisyonudur. Bu arada insanların birbirine para transferi yapmasında kolaylık sağlar. Bir güven merkezidir. Şimdi bu yeni gelen blockchain teknolojisiyle beraber bu güven merkezi artık tek bir merkezde olmuyor, dağıtılmış kanallarda olacak. Dağıtılmış nodlar dediğimiz yerlerde olacak. Tabii o yüzden bir başka kişiye güvenip güvenmeme kararını kendimiz vermek zorunda kalmayacağız artık. Artık buna makineler karar verecek. Tabii blockchain tam olarak bu demek aslında. Yani bir defteri kebir, büyük finansal transaksiyonların yazıldığı bir defteri kebir düşünün ve bunlardan milyarlarca kopya olduğunu düşünün. Burada corruption olması neredeyse imkansız. Şimdi böyle bir yapı olunca bankalar şu anki pozisyonlarını bu şekilde koruyamayacaklar. Ama bir değişimin içine girecekler. Yani böyle olmayacak ama başka türlü olacak. O yüzden ben yeni dönemde finans dünyasının aktörleri olan, en büyük aktörleri de bankalar, bankalarla fintech şirketlerinin, yazılım sektörünün tam bir partnership içine gireceğini düşünüyorum. Bu şart, iki taraf için de şart bu arada. Çünkü ne buradaki software alanında bulunan şirketler kendi başına banka olabilir, ne de bankalar software şirketi olabilir. Dolayısıyla burada bir sinerji olması gerekiyor ki olacak. O yüzden blockchain geliyor, finans dünyasında yer alacak. Robo advising, yani artık makineler bize advice verecekler, investment advice verecekler. Artificial intelligence'ın burada bir takım application'ları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu son derece önemli. Ve bu da artarak devam edecek. Yani daha we have seen nothing yet derler ya, daha henüz gördüğümüz bir hiç aslında bakacak olursanız göreceklerimiz yanında. Onun dışında cyber security en önemli konulardan biri. Biliyorsunuz ataklar her geçen gün artıyor. Artık dünyadaki büyük devletlerin kendilerine hacker aldıklarını görüyoruz. Savunma amaçlı olaraktan veya atak amaçlı olaraktan. Bu da artarak devam edecek. Finans dünyasında da cyber security gün geçtikçe önemli hale geliyor. Yani bankalar kendilerini her daim yenilemeleri gerekiyor bankaların. Bunları görüyoruz. O yüzden değişik bir gelecek var. Geleceğin gelme hızı gitgide hızlanıyor. Yani hız artıyor, ivme de artıyor. Buna ayak uydurmak gerekiyor. Evet, yani gördüğünüz gibi benim bu konudaki fikrim o zaman da öyleydi, bugün de böyle. Şimdi yalnız, gelelim bu Bitcoin'in son dönemdeki olaylarına. Burada resmen ikiye ayrılmış durumdayım. Bir yanda kripto paralara haksızlık yapan basının bir kısmını görüyorum. Ama bir yanda da kripto paraları çılgıncasına destekleyen, özellikle bu Bitcoin maksimalist dediğimiz, sadece hani Bitcoin olacak başka bir şey olmayacak diyen grup ve diğer bazı gruplar çıtayı, yani şeyi sınırı aşmış durumdalar bence. İnanılmaz ciddiyetsiz davranışlar var. İnanılmaz böyle hiçbir temele dayanmayan savlar var. Bunu bir bilim insanı olarak da kabul etmem imkansız. Evet, tekrar ediyorum. Blockchain teknolojisi önemli bir teknoloji.
belli başlı bazı para birimleri, kripto para birimleri cidden çok iyi performans gösterebilir. Ancak bu demek değildir ki bazı insanlar kontrolden çıkmalı veya en ufak negatif bir şey söylendiği zaman dikenler gösterilmeli. Hayır. Şimdi gelin tane tane ne demek istediğimi size anlatayım. Öncelikle şu Bitcoin'in grafiğini sizin için bir çizdireyim. Onun üzerinden konuşalım. Bakın 2017'li yıllardan başlıyorum. 2017 yılında gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde 20 binin üzerini görüyoruz. 2017'nin sonunda ciddi bir şekilde çakılıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra özellikle sonra ne oluyor? Bir 4000 seviyesine kadar iniyoruz 2019'larda. Ondan sonra çıkıyoruz, tekrar çıkışa geçiyoruz. Oradan direkt çıkışa geçebilecekken korona kriziyle vuruluyoruz ve Mart 2020'de gördüğünüz gibi 3000 dolara kadarlık bir çöküş var. O çöküşten sonra da hızlı bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi 64.000'li seviyelere gidiyoruz. Ve ben bu videoyu çekerken 64.000'den ciddi bir şekilde çakılıp 30 ila 40.000 arasında oynayan bir duruma inmiş oluyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi inanılmaz oynak bir yatırım aracından bahsediyoruz. Yani herkese göre değil. Herkesin midesinin kaldırabileceği bir şey değil. Peki şimdi burada öncelikle konunun lehinde bir takım şeyler söyleyeceğim. Sonra da aleyhinde. Lütfen sadece bir grubu dinlemeyin. Önce lehindeki konuları söyleyelim. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi derecede dolar basıyor. Sadece Amerika mı? Bunu Avrupa'da yapıyor, Çin'de yapıyor, Japonya zaten yapıyor, Türkiye'de yapıyor. Yani zengin ülkeler de yapıyor. Efendim, normalde o kadar zengin olmayan ülkeler de yapıyor. Herkes yapıyor bunu. Bu para basımı korkunç bir şekilde sonuçlanıyor. Ne oluyor? Alım gücümüz düşüyor. Kripto paraların çıkış nedenlerinden biri bu. Tek nedeni mi değil ama biri bu. Dolayısıyla bunu hep lehte bir olay ve argüman olarak söyledim. Yani Bitcoin gibi veya onun benzeri bir takım para birimleri ne yapıyor dedik arkadaşlar? Sınırlı sayılarıyla sizin varlıklarınızı park etmenize yarıyorlar. Tamam, bu okey. Yani buna herhangi bir şey söyleyemezsiniz zaten. Ve aynı zamanda teknoloji iyi bir teknoloji, aynı zamanda hızlı bir teknoloji, aynı zamanda arkasında matematik olduğu için iyi bir teknoloji, arzı sabit olduğu için, sabit sayıda para birimi olduğu için veya bazı diğer kriptolar için en azından enflasyon önceden belirgin olduğu için iyi bir şey bu. Amma ve lakin öyle bir grup oluşmuş durumda ki, özellikle yabancı Twitter hesaplarından bahsedeceğim. Türkiye'dekilerden bazıları da yabancıları taklit ediyor maalesef ama bu daha çok yabancılarda bir problem. En ufak aleyhte bir şey söylediğiniz anda dikenler çıkıyor. En ufak bir negatif söylediğiniz anda inanılmaz bir tepki veriliyor. Bunlar bence yanlış hareketler. Ama önce dedik ki lehte olan şeylerden bahsedelim. Teknik lehteleri bahsettik. Başka lehte neyi söyleyeceğim? Şimdi öncelikle arkadaşlarım, El Salvador denilen ülke, küçük bir ülke, Bitcoin'i kendi para birimi ilan etti. Zaten dolar idi para birimi, Amerikan dolarıydı resmi para birimi El Salvador'un. Şimdi bir de bunun yanına Bitcoin gelmiş oldu. Hatta Wikipedia sayfasındaki resmi para birimini bile değiştirmişler Bitcoin olarak da. Tamam. Şimdi bu önemli bir haber. Yani ülkenin kendisi mafyatik bir ülke vesaire vesaire ama haberin olayı önemli. Tamam. Peki şimdi madem bu kadar önemli bir haber, basında bunun yansımaları nasıl? O kadar fazla değil. Yani biraz baktığınız zaman özellikle Amerikalı finans basınının buraya karşı biraz tarafgir yaklaştığını görüyorum ben. O tamam. Yani bu net. Aynı zamanda örneğin yine yeni iyi bir haber olaraktan Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir emeklilik fonu sektörü var arkadaşlar. İnsanlar emeklilik parası biriktiriyorlar ki Amerika'da bu Türkiye'dekinden çok çok daha büyük bir meblağ. Ve 20 trilyon doların üzerinde bu arada büyüklüğü. 20-22 trilyon dolar. Burada 1.7 milyar dolarlık küçük bir emeklilik fonu Coinbase şirketiyle, Coinbase'de kripto para alım satım platformu Amerika'daki halka da açık bir platform, bir anlaşma yaptı ve dedi ki bende dedi emeklilik fonunu değerlendiren dedi yatırımcılar dedi paralarının %5'e yakınını, %5'e kadarını kripto paraya yatırabilirler dedi. Bu anlaşma bence büyük bir anlaşma. Amerikan finans basınına bakıyorsunuz öyle çok fazla konuşulmuyor. Aynı şekilde ne zaman yani iyi haber olsa basın bunları biraz saklıyor, kötü haber olsa hemen bunları söylüyor. Örnek vereyim, Çin'in kripto para birimini yasaklaması. Vallahi ben bunu 4-5 yıldır okuyorum bu camiayı. Vallahi ben bile herhalde 7 kez okumuşumdur bu haberi geçmiş 4-5 yılda. Çin sürekli bir şeyleri yasaklıyor. Hemen bunu Amerikan basını aldı, köpürterek sundu. İkinci bir haber, Amerika'daki IRS yani bizim maliyeye denk geliyor. Daha fazla yetki istediğini söyledi senatodan kripto paraları regüle etmek için. İyi de zaten regüle ediyor.
Bunu bile böyle yeni bir habermiş gibi tekrar çıkardı Amerikan basını. Gördüğünüz gibi kötü haberlerin önceden çıkarılması, iyi haberlerin saklanması. Aynı zamanda Elon Musk. Elon Musk biliyorsunuz 1,5 milyar dolarlık kripto para birimi aldı, Bitcoin. Ondan sonra bir de dedi ki Tesla arabaların dedi alınıp satılması da sağlanacak dedi Bitcoin'i. Tamam, güzel. Sonra zaten Bitcoin 30 bin dolardan 60 bin dolarlara çıktı. Peki sonra ne dedi bir gün biliyor musunuz? Dedi ki ya dedi bu Bitcoin dedi mine edilirken, kazılırken yani üretilirken efendim kirli enerji kullanılıyor, kömür kullanılıyor. O yüzden dedi ben dedi Tesla arabalarının alınıp satılmasına vazgeçtim dedi Bitcoin'i. Şimdi çok garip bir şey bu. Birincisi Elon Musk kadar zeki bir insan 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alıp Tesla arabalarının Bitcoin'le alınıp satılmasını söylerken Bitcoin'in nasıl üretildiğini bilmiyor muydu yani? Hangi enerji kaynaklarından yapıldığını bilmiyor muydu yani? Ki söylediği rakamlar da birazcık yanlış aynı zamanda. Ne oldu? Amerikan basını hop olayın üzerine atladı. Kötü bir haber ya. Bu sefer onu köpürttüler. Sonra bir yalan haber çıktı. Elon Musk Bitcoin'lerini sattı diye. Onun da yalan olduğu ortaya çıktı daha sonra. Yani bir ön yargılı yaklaşım var Bitcoin'e. Şimdi gelelim şu Bitcoin'cilerin olayına. Bunlar lehte olaylardı. Ha bu arada bu lehte olayı şuna ekleyeyim. İngilizce bizim FUD dediğimiz, F-U-D dediğimiz bir şey var. F dediğimiz şey arkadaşlar fear. Yani korku ya denk geliyor. U dediğiniz şey uncertainty. Yani belirsizliğe denk geliyor. Ve D de arkadaşlar doubt. Yani şüpheye denk geliyor. Fear, uncertainty and doubt. Korku, belirsizlik ve şüphe. FUD yayma diye bir deyim vardır. Yani bu Amerikan finans basını kripto paralarla ilgili korku, belirsizlik ve endişe ve şüphe yayıyor sürekli olarak da. Tamam, lehte olanları bitirdik. Şimdi gelelim aleyhte olanlara. Tamam, iyi güzel. Ben de anlıyorum. Teknoloji iyi de. Kardeşim bu Bitcoin veya diğer para birimlerinin camiasının hali ne Allah aşkına? Resmen bir tarikat gibi. Yani bu Afrika'da hani böyle insanları dünyanın sonu geldi diye kandırıp öldüren Hristiyan tarikatlar var ya. Veya orta çağda bilmem ne yapan tarikatlar var ya. Veya böyle kafa kesen bilmem ne Müslüman tarikatlar var ya. Ki onlar Müslüman değil diyelim, öbürleri de Hristiyan değil diyelim. Yani dini kendi çıkarları için kullanan tarikatlar var ya. Yani neredeyse Bitcoin tarikatı da onun gibi davranmaya başladı ki çok yanlış bu. Peki nedir örneklerin diyeceksiniz, vereyim. Şimdi ilk önce bir garip şeylerden başlayalım. Şimdi birincisi dedik ya bu El Salvador arkadaşlar Bitcoin'i ana parası kabul etti. Tabii birdenbire bütün gözler El Salvador'a çevrildi. El Salvador'un ilk önce size başkanını göstereyim. Böyle bir kişi gördüğünüz gibi gözlerini lazer ışığı yaptı. Bu Bitcoin'ciler arasında bir moda oldu geçtiğimiz yıl içerisinde. Bitcoin'i sevenler gözlerine lazer ışığı takıyorlar, neyse. Tamam, hani bir başkanın yapması bunu biraz hadi bakalım diyelim ama neyse, olabilir. Daha sonra arkadaşlar ne yaptı bu kişi? Dedi ki efendim dedi biz dedi bunu kanun maddesi olarak geçireceğiz. İyi güzel, ben de tabii olayları yakinen izlediğim için Twitter'da arkadaşlar canlı bir yayın açıldı. Biliyorsunuz bu neydi bu konuşma programı? Aynı onun gibi Twitter'da da bir tane Clubhouse gibi bir yapı var. Yani normal girip insanlar birbiriyle sohbet ediyor. Tam bu kanun maddesi olaraktan El Salvador Senatosu'na gittiği anda bu konuşuluyordu. Ve bu arada böyle 1 milyon takipçisi olan bu kripto camiasındaki hesaplar birdenbire Senato'dan geçti diye tweet atmaya başladılar. Şimdi Allah Allah, ben de izliyorum, Senato'dan falan geçmedi. Yani bu haber nereden geldi? Nitekim Senato'dan yaklaşık 2-3 saat sonra geçti bu tweetler atıldıktan sonra. Bunu size niye söylüyorum? Yani normalde 1 milyon takipçisi olan bir hesabın yalan haber vermeyeceğini düşünürsünüz değil mi? Bile bile. Ama verdiler. Yani bu korkunç bir şey bir kere. Yani güvenilirliği zedeleyici bir şey. 2. Sonra canlı yayına bağlanıldı. Canlı yayında arkadaşlar bu El Salvador başkanı da geldi. İşte kendi o sırada başkanlık sarayında oturuyormuş. Senato'da oylamalar yapıldı vesaire vesaire. Ondan sonra bu kanun maddesi geçti. Ve denildi ki bu kanun maddesinde, sonra ben detaylıca okudum, 3 tane Bitcoin'i veren El Salvador'da oturma hakkına sahip olacak dendi. El Salvador'da domates, biber, patlıcandan tutun sinema bileti, otel ücreti, araba ücretine kadar her şeyi Bitcoin'le ödeyebilirsiniz dendi. Hiçbir efendim satıcı reddedemez bu teklifiniz dendi. Ama satıcı domatesini Bitcoin'le satmak zorunda, ama eğer isterse domatesi alan kişi Bitcoin tutmak zorunda değil. Biz bir fon kuracağız denildi, 150 milyon dolarlık. Bitcoin'i bize verirsin, biz de sana dolar veririz denildi.
Tamam. Sonra zaten kanun maddesini de okudum. Buraya kadar bir şey yok gibi gözüküyor. Ancak daha sonra, ha bir de daha sonra Elon Musk'a birazcık gıcıklık olsun diye şöyle dendi. El Salvador volkanlarıyla ünlüymüş, bilmiyordum. Gördüğünüz gibi volkanlardan çıkan enerjiyi kullanarak, temiz enerjiyi kullanarak arkadaşlar, Bitcoin mining yani Bitcoin kazıması yapılacağı söylendi. Tamam, buraya kadar her şey okey. Ancak daha sonra bu Bitcoin'cilerin veya kripto paracıların Twitter hesaplarından iyi tanıdıkları bir kişi, yani böyle çok yüksek takipçili kişilerden biri yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, El Salvador başkanını ziyarete gitti. İlginç, böyle işte Metallica tişörtleri, yırtık kot pantolonlar. Yani demek ki arkadaş Bitcoin zengini ama bir takım elbisesi yok. Şimdi bunları size niye söylüyorum? Elbette ki takım elbise falan giymek zorunda değil. Tabii ki de değil canım. Yani ben de sevmiyorum, niye böyle kravat takayım vesaire. Ama yani başkana baksanız, lütfen başkanın çoraplarına da bakın. Yani bir mavi çoraplı bir adamla bir yırtık kot pantolonlu adam legal para kutlaması yapıyor. Yani biraz olayın abartılması ve sulandırılması söz konusu. Sulandırılma demişken başka bir şeyden bahsedeyim. Hani bunu sulandırılma olarak görmediyseniz başka bir şey söyleyeyim size. Miami'de arkadaşlar Bitcoin konferansı yapıldı. Gelin şimdi o Bitcoin konferansına iki kişi çıktı. Bunlardan biri, daha birçoğunuzun duymuş olabileceği MicroStructure adlı şirketin en büyük hissedarı Michael Saylor. Michael Saylor arkadaşlar çok ciddi derecede Bitcoin yatırımı yapmış bir adam. O yüzden de Bitcoin'in reklamını yapıyor tabii ki de. Kendisinin de ciddi yatırımları var. Zeki de bir adam. Bütün hayat hikayesini biliyorum. MIT mezunu yanlış hatırlamıyorsam. Ve iyi bir üniversite yani mezunu. Çok ciddi başarıları var ticari hayatta ve bunu yaptı. Tamam, buraya kadar bir şey yok. Kendisi zaten öyle aman aman böyle cıvık konuşan bir insan da değil. Düzgün bir insan. Ama kendisiyle beraber sahneye çıkan bir beyefendi var. Gelin bu dünyanın izlediği Bitcoin konferansında ne olmuş? Kısa bir video klipte size göstereyim. Sonra yoruma devam. Giga Chad, Michael Saylor, come on! Şimdi arkadaşlar bu ne? Yani İngilizce bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Hani ne diyordu adam diye. İşte bir, Elon Musk'a küfrediyordu. Bildiğiniz küfrediyor. Ve aynı zamanda diyor ki bakın, Elon Musk'ın yaptığının yanlış olduğuna ben de %100 hemfikirim. Manipülasyondur yaptı. Ama şimdi onu bir tarafa koyalım. Bu nedir? Yani bu böyle efendim 600 milyar dolar piyasa büyüklüğüne ulaşmış bir para biriminin temsilcileri böyle olmamalı. Herkes kendinden sorumludur ama unutmamalı ki bir konferansta bu yapılıyor gördüğünüz gibi. Yani bir cıvıklık arkadaşlar gerçekten söz konusu. Ve aynı zamanda da ne zaman ki siz mesela şunu söyleseniz, bu Bitcoin'de cycle'lar vardır biliyorsunuz. Yukarı çıktığı zaman herkes çıkacaklar, aşağı indiği zaman herkes inecekler. Bakın Twitter şeyinize bakın arkadaşlar. Bitcoin 3000 dolar yukarı çıksın, herkes 30.000 dolar daha yukarı çıkacaklar, ben demedim mi der. 3000 dolar aşağı insin, herkes 10.000 dolar daha aşağı inecek, ben demedim mi der. Yani bunu dememin nedeni size şu. Kimsenin bir şey bildiği yok kardeşim. Kimsenin bir şey bildiği yok. Oradan bir çizgi çekiyor, buradan bir, öbürü de oradan çekiyor, buradan çekiyor. Kardeşim o çizgi nereden geldi, nereye gitti? Çizgi çekmekle zengin olsaydı sen şu anda çizgi çekiyor olmazdın hala. Yani hala çizgi çektiğine göre çizgi çekmekten zengin olmadın. Yani o yüzden yatırımcılara şunu söylemem lazım. Yatırım yaptığınız zaman yalnızsınız arkadaşlar. Yalnız. Siz varsınız. Aldığınız zaman da yalnızsınız. Sattığınız zaman da yalnızsınız. Kimsenin de çok bir şey bildiği yok. Ha, ama tekrar söylüyorum. Blockchain müthiş bir teknoloji. Efendim bazı para birimleri, işte Bitcoin bunun ilklerindendir. Ama hadi isim vermeyeyim ama bazı ciddi projeler var. Altı doludur. Tamam. Ama volatilite yani oynaklığı da kalbinizin ve midenizin kaldırması gereklidir. Kaldırmıyorsa burada olmayacaksınız. Kaldırıyorsa da olacaksınız ama kimseye söz söylemeyeceksiniz. Gelelim bu Bitcoin'cilere ve kripto para camiasına genel olarak da. Her eleştiriyi şahsi almamak gerekir. Her eleştiriyi olayın kendine yapmış olmamak gerekir. Ben de umarım öyle bir şey olur. Bitcoin çok daha güçlenir. Sadece Bitcoin değil, bu piyasa. Keşke gördüğümüz o rekor seviyeleri olan 2-2,5 trilyon değil de 10 trilyon dolarlara gelse piyasa büyüklüğü. Keşke dünyadaki bu efendim katı güç odaklarını yerinden sallasa. Elbette ki bunu herkes ister.
Ama bunu yapabilmek için önce bir güven sağlamak lazım. O güveni sağlayabilmek için de az önce gösterdiğim beyefendinin yaptıklarını yapmamak lazım. Ve aynı zamanda da bunu böyle bir reklam ajansı kampanyasına dönüştürmemek lazım. Daha sakin, arkasında projelerle desteklenerekten, değil mi? Ancak öyle gitmek lazım. Öyle projeler, öyle kripto paralar var ki mesela ben projeyi okuyorum. Vav diyorum, inanılmaz bir teknoloji fikri bu. Yani bunu nasıl adamlar düşünmüş, çok güzel. Hele bir de bunu başarırlarsa diyorum, bunun para birimi ciddi şekilde değerlenebilir. Ama böyle hani bir şeyi gördüm, amblemini beğendim. Bu illa da artacak, illa da artacak veya illa da düşecek. Yani bu maç holiganlığından bunun farkı yok. Lütfen o yüzden yani henüz yatırım yapmış olan, daha yeni yatırım yapmış olanlar bu düzeyklerini dikkate alın. Henüz yatırım yapacak olanlar da bu camiada her gördüğünüze inanmayın. Hem pozitiflere hem negatiflere. Her pozitife inanmayın, her negatife de inanmayın. Yani bir çılgınlıktır bu. Bu çılgınlık bakalım nerelere evlenecek ama güzel bir çılgınlık. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bu sisteme karşı da bir başkaldırıdır. Yani dünyadaki sistemin iyi olduğunu kimse savunamaz herhalde. O yüzden kötü bir sisteme karşı her türlü başkaldırıyı elbette ki destekliyorum. Adım özgür çünkü. Kendim de özgürüm. Elbette destekliyorum. Elbette özgürlükçüyüm. Ama daha sakin, daha kurallara uyarak, daha kurallar derken yani hocam biz zaten bunu kuralsızlık için yaptık. Bak kardeşim, dünyada hiçbir zaman sana her şeyi kuralsız yaptırmazlar. Elbette ki bazı kurallar yıkılacaktır ama her şey aynı anda yıkılamaz. Böyle bir şey olamaz. Uyan o dünyada. Ama yavaş yavaş olursa o zaman bundan herkes güçlü çıkar diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki hafta yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.